A noktasının koordinat düzleminde ötelenmesi. Sevgili gençler, analitik düzlemde A, X virgül Y noktası verilsin. Hemen bir koordinat düzlemi çizelim. Oradan daha rahat anlaşılır. Görsel olarak anlatmak istiyorum. Uygun görürseniz. Şöyle. Yani burası X, burası da Y'ymiş. Diyor ki A noktası şurada bir nokta olsun. A noktası X virgül Y. Bu nokta sağa A birim ötelenirse diyor. Bakın sağa ötelediğiniz zaman bunu, yani şu şekilde mavi kalem alalım. Sağa A birim ötelemek demek bu tarafa doğru çekmek demek. Yani artık A üstü noktamız buraya gelmiş oluyor. Burası A birim. O zaman X artı A'ya yine Y. Y değişmiyor. Ordinat değişmedi. Peki burası orijin. Şurası X'e Y. Arkadaşlar diyor ki A noktası sola birim, sola A birim ötelenirse diyor. Sola A birim ötelenirse de bu defa yine aynı şekilde X eksi A virgül Y noktası oluşur. Yine ordinat değişmez. Bu defa aynı ifadeyi Y eksen üzerinde öteleyelim. Yani A noktası bu defa gençler yine farklı bir koordinat düzleminde göstermek istiyorum. Hem de daha rahat anlaşılır yine. Yine X virgül Y koordinat düzleminde A noktamız yine burada olsun. A, X virgül Y noktamız yine burada olsun. Yani şu şekilde düşündüğünüz zaman X'e Y noktası. Bu defa A noktası yukarı B birim ötelenirse diyor. Arkadaşlar yukarı B birim ötelenmesi demek şu şekilde demek. Bakın buraya bire geldi demektir. Demek ki burası B olacak. A üssü o zaman ne oluyor dikkat edecek olursanız. X sabit kalıyor bu defa. Y artı B noktası oluşur diyor. Onu yazdık. Peki A noktası aşağı B birim ötelenirse diyor. O zaman da A üssü noktası X yine sabit, yani apsis sabit. Y eksi B noktaları elde edilir diyor sevgili gençler. Buna göre BC kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar soruyu bir düzenleyelim. Analitik düzlemde bulunan A 3 virgül eksi 3 noktası 4 birim sağa ötelenirse B, B noktası 6 birim sola ötelenirse C noktası elde ediliyor diyor. Hemen koordinat düzlemimizi yine çizelim. Şurada gençler daha rahat görmemiz için. Peki burası X, burası da Y ekseni. A noktası 3'e eksi 3 noktasıymış gençler, bakın şurada. Burası 3, burası da eksi 3 noktası. A noktamız burada şu anda. Ha, peki. Ne diyor nokta? Noktası 4 birim sağa ötelenirse diyor. Öteleyelim arkadaşlar bunu, 4 birim sağa öteledik. Şuraya bir yere geldiğini düşünelim. 4. Burası ne olacak? 7 olacak. Artık A üssü noktamız, yani B noktası olarak vermişler. 7'ye eksi 3. Bakın ordinat değişmedi. B'yi bulduk. Sonra B noktası 6 birim sola. Bakın dikkat edin gençler. 6 birim sola ötelenirse C noktası. 6 birim sola ötelenmesi demek gençler B 7 idi ya apsisi. O zaman şuraya bir yere gelecek. Yani şurada bir 1'e dekabül edecek. Yani şuraya gelecek. Burası 1 olacak. Burası da C noktası olacak. C de o zaman 1'e eksi 3. Neden? Çünkü 7'den 1'e 6 birim fark var. Artık C noktasını da bulduk. Bana ne soruyor bu arkadaşımız? BC uzunluğunu soruyor. BC uzunluğunu. Neydi? Aslında buradan direkt 6 birim olduğunu görüyoruz ama bir de formülümüzü yazalım. Arkadaşlar apsisler farkı artı ordinatlar farkı da hatırlayın kareleri toplamı yine uzunluğu verirdi. Buradan BC uzunluğunun zaten 6 birim olduğu görünüyor sevgili gençler. Buna göre A noktasının koordinatları toplamı kaçtır? Arkadaşlar analitik düzlemde bir A noktası 3 birim aşağı 4 birim sağa ötelendiğinde diyor. O zaman biz A noktasını ne seçelim? X virgül Y alalım. Bakın hatırlayın kazanımlarımda anlatmıştım. 3 birim aşağı dediğiniz zaman Y değişecek. 4 birim sağa dediğiniz zaman da X değişecek. Yani o zaman B noktamız ne olacak gençler? 4 birim sağa X artı 4. 3 birim aşağı Y eksi 3 olacak. Bu eşitmiş işte B eksi 4'e 7. Bundan sonrasını yapmayanı döverler. X artı 4 eşittir eksi 4'ten. X eşittir eksi 8 çıkacaktır. Y eksi 3 eşittir 7'den gençler. Y de 10 çıkacaktır. Artık koordinatlarını bulmuş olduk. A noktamızın koordinatları neymiş demek ki? Eksi 8'e 10. Koordinatları toplamını soruyor bize. Eksi 8 artı 10'dan 2 birim çıkar sevgili gençler. Köşe noktaları
A eksi 3'e 3, B 3'e 4 ve C 6'ya eksi 4 olan ABC üçgeni diyor gençler. Önce bir üçgenimizi çizelim. ABC üçgenimizi renkli kalemle. Yani şöyle bir ABC üçgenimiz var. A noktası eksi 3'e 3, B noktası 3'e 4, C noktası 6'ya eksi 4. Arkadaşlar bunun başlangıçtaki kenar ortayı yani ağırlık merkezi diyelim ona. Ağırlık merkezine G dediğimiz zaman X virgül Y olsun. Birinci yol buradan direkt olarak yapabilirsiniz. Önce G'nin koordinatlarını bulalım. GX virgül Y eşittir. Hatırlayın bunu. Eksi 3 artı 3 artı 6 bölü 3 virgül 3 artı 4 eksi 4 bölü 3'tü. Yani apsilerin toplamının 3'e bölümü, ordinatların toplamının 3'e bölümüydü. Buradan ne çıktı gençler? 0, 2'ye 1. Yani G noktamız neymiş demek ki ağırlık merkezimiz? X 2 virgül 1. ABC üçgeni 4 birim sağa ötelendiğinde diyor. Arkadaşlar bunun 4 birim sağa ötelenmesi 4 birim sağa ötelenirse arkadaşlar ötelenirse ne olacak? G'nin yeni noktası da değişecek. X virgül Y eşittir. Sağ ötelenmesi demek 2'ye 4 eklemek demektir. 6'ya 1 ve 6 artı 1'den 7 toplamına ulaşırsınız. Peki ikinci yoldan nasıl yapabiliriz hocam dediğinizi duyar gibiyim. İkinci yoldan hiç üçgene uğraşmazdan direkt olarak noktaları bulurdum. Önce A üssünü bulurum. Her birini 4 birim sağa ötelerim. Apsislerini 1'e 3, B üssünü bulurum. 7'ye 4, C üssünü bulurum. 10'a eksi 4. Yani hepsinin apsisine 4 birim ekledim. Çünkü sağa ötelemişiz. Sonra bunların G'sini bulurum. G üssü diyelim yine. 1 artı 7 artı 10 bölü 3 virgül 3 artı 4 eksi 4 bölü 3 olacaktır buradan. Yani burada G üssü eşittir. 18 bölü 3'den 6'ya 1 olacak. Bakın aynı sonuç çıktı. Yine toplam gençler 6 artı 1'den 7 sonucuna ulaşırsınız. Buna göre A artı B toplamı kaçtır? Arkadaşlar önce sorumuzdaki yol haritamızı oluşturalım. Analitik düzlemde uç noktaları A 8 eksi 4 ve B eksi 4'e 8 olan bir AB doğru parçası varmış. Çizelim AB doğru parçamızı. Yani A noktamız 8'e eksi 4'müş. B noktamız da gençler eksi 4'e 8. Sonra tutuyorlar bunu. A birim sağa öteliyorlar. Yine aynı doğru parçasını bu defa renkli kalemle çizelim. Sağa öteledik. Şu şekilde aynı paralel olması gerekiyor. A üssü noktamız ne olur gençler? 8 artı A virgül eksi 4 virgül artı B. Çünkü A birim sağa, B birim yukarı öteledik. Aynı şekilde B de ötelemiş olacak. Eksi 4 artı A virgül 8 artı B. Şimdi arkadaşlar bir de diyor ki bu doğru parçası ötelendikten sonra şu noktadan da geçiyor diyor. Yani eksi 1'e 9 noktasından da geçiyor diyor. Buna da C noktası diyelim şu şekilde. C noktası. Hatırlayın 3 nokta aynı doğru üzerindeyse gençler noktalar doğrusaldır. Noktalar doğrusal. Hemen şuraya uyarımı yazıyorum gençler. Buraya bir bulut içerisinde. Arkadaşlar A x virgül x1 virgül y1, B x2 virgül y2, C x3 virgül y3 noktaları doğrusal ise eğer MAB eğimleri yani ikişer ikişer MBC o da eşittir MAC'dir. Çünkü niye? Aynı doğru üzerinde hocam dediklerinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Şimdi bundan sonrasını yapalım artık. MAB'yi bulalım önce arkadaşlar. MAB yani A üssü B üssünden bahsediyorum. M A üssü B üssü eşittir. Ordinatlar farkı bölü apsisler farkı. Eksi 4 artı B eksi 8 eksi B bölü apsisler farkı eksi artı 4 eksi A olacak. Buradan da gençler B'ler cırt cırt A'lar gitti. Eksi 12 bölü 12'den eksi 1 cepte. Bir tane daha bulalım eşitleyelim birbirine. M A üssü C'yi bulalım gençler. Yani tabii C şöyle. Düzgün yazalım. Havamız olsun. M A üssü C eşittir.
Yine ordinatlar farkı eksi 4 artı b eksi 9 bölü 8 artı a eksi x'ten artı 1. Bu da ne çıktı gençler? B eksi 13 bölü a artı 9. Bu da tamam. Ne demiştim yukarıda? Eğer bu noktalar doğrusalsa eğimler eşittir. Yani m a üssü b üssü eşittir m a üssü c. Yazalım şimdi. B eksi 13 bölü a artı 9 eşittir eksi 1'den sevgili gençler. B eksi 13 eşittir eksi a artı 9 değil tabi. Eksi 9 olacak çünkü eksi ile çarpmayı unutmayın sakın. Ben yaptım siz yapmayın. Buradan ne çıkar gençler? A artı b eşittir 4 çıkar.